Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar dileyelim artık. Pazar akşamı piyasaları bir açılmadan değerlendirelim. 15 Ekim 2023 akşam itibariyle. Ağırlığımız Borsa İstanbul özelinde olacak. Buradaki negatif senaryoları da değerlendirelim. Çünkü biliyorum birçoğunuzun psikolojisi alt üst olmuş durumda. Herkes iyi bir senaryo duymak istiyor ki onlar da zaten söyleniliyor. Kimi tarafta en olumsuz senaryoları dile getiriyor. Burada nasıl bir olumsuz senaryo gerçekleşir ve bunun şartları ne olması gerekiyor? Bunları da değerlendirelim. Tabii tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Ancak çok önemli detayları vereceğimiz unutulmasın. Videoda sardırılmadan izlensin. Ve tabii altın tarafı da önemli bu hafta itibariyle. Bölgede gerginlik devam ediyor. Jeopolitik risk endişesi halen var ama tam anlamıyla kesinleşmiş bir endişe yok. Altın videosunda, bir önceki videoda o noktaydı zaten, kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Kur tarafı için de 28 barajının geçilmesi çok önemli. Halen oradaki direnç seviyemiz korunuyor. Enflasyondaki artış hızına bakıldığında orada bir gerileme var. Kur tarafında da yıl sonu 30, 30,5, en babası 31 liralar gibi bir rakam şu anda takibimizde oluyor ve Ekim ayının da yarısını bitirdik. Bu detayı da unutmayın. Kasım Aralık, yani 2,5 aylık bir sürecimiz var yıl sonuna kadar. Sonrasında seçim ekonomisine start verilecek. Hatta şu anda verildi mi tartışmaları da var. Arkadaşlar, şu anda seçim ekonomisine start verilecek bir durum yok. Yani 1 Ocak itibariyle de zaten verilecek bir durum yok aslına baktığımızda. Çünkü burada da bir anda faiz indirimine zaten geçme gibi bir tehlikeyi göz önüne alamayız. O yüzden şimdi biz tane tane tek tek değerlendirelim. Ve hepinize bu süreçte vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederim. Eksik olmayın. Abone olup videolarımızı beğenip paylaşırsanız memnun oluruz. Katıl butonundan da ayrıcalıklardan yararlanabilir ve bildirim sorununu doğrudan çözebilirsiniz. Yani anlık olarak bildirimlere erişmeme gibi imkanımız ortadan yok olur. Borsaya geldiğimizde arkadaşlar, savaşın bize göstermiş olduğu etki %5'lik geri çekilme oldu geçtiğimiz hafta itibariyle. Ve bunu da tamamladık. Ve bölgenin üzerindeki 9 haftalık ortalama değerimiz açık, üzerinde kalıcılığımız devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile alakalı da %5'lik geri çekilmeyi zaten değerlendirmiştik. Yani orada da aynı hikaye oldu. Şimdi manipülatörler neden devrede? Neden burada bir hava estiriliyor? Ya da aşağı yönlü baskı hareketi oluşabilir mi? Bunları değerlendirelim. Şimdi burada sizi ben panik yaptırmak amacıyla söylemiyorum. Beklenti şu. Birçoğunuz tarafında ya da birçoğunuza anlatılanlar tarafında şöyle olabilir. Buradan sonra seçimlere kadar artık belli başlı haber akışlarıyla, işte jeopolitik gerginliklerle birlikte, faiz artışlarıyla birlikte burada yatayda, yani şuradaki hareket gibi bir noktada burada oluşur mu? Şimdi burada oluşabilmesi için birinci şartımız 9 haftalık ortalama değer. Siz bu 9 haftalık ortalama değeri şu an takip ettiğinizde 7985'lerden geçiyor. Altındaki kapanışlar tehlike arz eder. Yani bölgenin altındaki kapanışlar biraz daha zamana oyalar. Ancak şu an için özellikle iç piyasadaki sıkılaşma adımlarını baz aldığımızda biz halen enflasyonun altında bir faiz getirisi sunduğumuz için bu bir negatif faizdir bakıldığında. Ama şu anda %45 selamünaleyküm dediğinizde faizi alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Bu iyi bir rakam. Ki Türkiye ekonomisinde de uzun bir süredir görülmemiş bir faiz rakamı, ama enflasyon da zaten görülmemiş bir rakamda. Ve enflasyondaki artışımız devam ediyor. Her artış ve kurun sürekli olarak yavaş bir şekilde yukarı yönlü kontrollü ilerlemesi, baskılı ya da baskısız. Burada da endeksin dolar bazındaki iskontosunu daha da fazla artırıyor. O yüzden takip edeceğiz ve seçimlerin şu anki piyasa koşullarına bakıldığında önceki genel seçimler gibi etkisi olacağını düşünmemek gerekiyor. Bu da ayrı bir mevzu. Çünkü bu bir başkanlık seçimi değil, bu bir belediye seçimi olacak. Tabii ki İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler önem arz ediyor. İzmir hadi neyse, ama İstanbul, Ankara önemli, başta İstanbul olmak üzere. Ama genel seçim gibi etkisi de olmaz. Şimdi biz bunu haftalıkta takip ediyoruz. Günlükte takip ettiğimizde 9 günlük ortalama değerin çok iyi çalıştığını söyleyemeyiz. Yani bu grafiğe baktığımızda
Burada belli başlı noktalarda çalışmış ama tam referans vermemiş. Biz günlükte şu an hangi ortalama değer üzerinde gidiyoruz sorusuna 35 günlük ortalama değeri takip ediyoruz arkadaşlar. Şu anda baktığınızda 35 günlük ortalama değerin noktasal olarak çalıştığını. Bu geçmiş dönemde 20 günlük olabilir, 25 günlük olabilir. Piyasadaki kalıp sürekli olarak değişir. Yani siz burada şunu demeyeceksiniz. Burada 2300'lerden başlayan harekette 35 günlük ortalama değer günlük bazda referans alınmamış. Burada niye alınmış? Oradaki kalıp farklı, buradaki kalıp farklı. Yani size sürekli olarak aynı kalıbı piyasa oyuncuları yani babalar sunmaz. Burada geçerli olan şu anda 35 günlük haftalıkta da 9 haftalık birebir arkadaşlar çalışıyor. Bunu bileceğiz ve en önemlisi duygusal davranışlardan uzak duracağız. Soğukkanlı olacağız. Ve elimizde 20, 25, 30 parça halinde yani ayrı ayrı sektörlerde hissesi olanlar var. Adam sırada almış hangisi yükselirse. En kötü ihtimalle zaten ana paramı çıkarır ve beni burada kâra geçirir mantığıyla ilerliyor. Bu benim hiç tasvip etmediğim bir strateji şekli. Çünkü burada arkadaşlar siz hata yapacaksınız ve trende odaklanamayacaksınız. Örneğin işte bakıldığında havacılıktır, turizmdir. Bakıldığında birkaç yanına işte yeşil enerji, yenilebilir kaynaklı sektörler yazın prim yaptı şimdi. Bunlarla birlikte genelinde endeks belli başlı kağıtların önderliğinde hacim yaptırılarak yukarı doğru çekildi ve bu seviyelere geldi. Şimdi aşağıda kalan sektörler var. Endekse bakıldığında çok ciddi derecede %60, %50, %40 geride fiyatlaması olanlar var. Ve onlarda da şu an önümüzdeki hafta Cuma itibariyle bilançolar başlayacak ama bir sonraki hafta esas bilançoları daha hızlı bir şekilde takip edeceğiz ve mevsimsel etki de şu anda değişti. Bununla birlikte muazzam bilançolar gelecek ve dördüncü çeyrek bilançolar tam anlamıyla değişiklik gösterecek. Burada arkadaşlar yataya ne kadar oyalanırsa yani burada bir kanal bir bant hareketini tekrardan girişir ise beklemiyorum ama burada o hisselerin yükselişini takip edersiniz. Bunu söyleyeyim. Yoksa endeksin tamamına yayılan bir düşüş beklemek istiyor isek alt bantta kalan ve hikayesi olan çok yani saçma sapan beklentilerle borsada değil ise firma, sektör artık kağıdınız artık her neyse endeksin potansiyel seviyesine o kağıtlar getirilir ve topyekün bir harekete girişilir. Ancak bizim gördüğümüz hem 2022 yılı itibariyle hem de 2023 yılındaki seçim sonrası yani Mayıs ayından sonraki ralliye baktığımızda burada ciddi derecede bir ayrışma var bu iki rallide. Birinci de topyekün bir hareket gördük 2022 yılında. Sebebi şu, piyasaya negatif faiz verdik. Enflasyon uçarken faizi düşürüp belli seviyede faizi baskılamaya çalıştık. Çünkü piyasada para dönsün, nakit dönsün, seçim ayağına piyasayı canlı tutmaya çalıştık. Ve yatırımcıya, vatandaşa bir şans bırakmadık burada. Ne şansı bırakmadık? Yatırım şansı. Bakıldığında otomobil, konut, bunun haricinde borsa kalıyor. Borsaya hurra bir yükleniş oldu. Bütün sektörler uçtu. Şimdi burada olay farklı. Burada çok fazla seçeneğiniz yok. Konut, otomobil bitti burada. Bakın bu önemli. KKM tarafında bir risk de artık aman aman abartılacak derecede artık değil. Çünkü orası da çözülmeye başladı. Faizler bugün en kötü bankaya gittiğinizde %45 veriliyor. Kredi faizleri %50'nin üzerinde. Yani mevduat faizinin üzerine gelmiş durumda. Piyasada şu anda nakit kral. Nakitin kral olduğu yerde ucuz bulduğunuz mala çökeceksiniz. Bakıyorsunuz ucuz ne var? Konut, otomobil var mı? Yok. Bu yatırım aracı olmaktan zaten çıkmış. Altına bakıyorsunuz oradaki riskler devam ediyor. Jeopolitik riskler önemli ama diğer taraftan ABD tahvil faiz getirileri cazip. Çünkü oradaki yıl sonu enflasyon beklentisinin üzerinde bir getiri var. O da altını baskılıyor. O zaman burada halen borsa zirvede olmaya devam ediyor. Zirvede olmasının en önemli sebeplerinden birisi de enflasyon oranının altında faiz getirisi sunuyor olması. Akıllı yatırımcı bir yıllık vadede plan yapar ve buna göre enflasyon şartlarını göz önünde bulundurur ve buna göre.
Adam diyordur ya ben bu zamana kadar hiç %40, %45 ya da %50, %55 faiz görmedim. Benim için çok iyi para. 500 bin liraya 15-16 bin lira bana para veriyor diyen var ise saygı duyuyorum. O adamın da anlayışı zaten o kadardır. Küçümsediğimden vesaire değil. Çünkü adam bilmiyordur. Yani piyasadaki yönetim şeklini, parayı nasıl yöneteceğini, nasıl yönlendireceğini bilmiyordur. Saygı duyuyoruz. Ben bu hafta itibariyle borsada arkadaşlar manipülatörlerin yine devrede olacağını ama burada söylediğim gibi sektörel ayrışmaları iyi hesap edip ucuz kalmış hisselerimize ben sahip çıkılması taraftarıyım. Yani ben kendim böyle ilerleyeceğim. Siz tabii bana uyup ilerlemeyin. Ben gidip de bu saatten sonra Türk Hava Yolları almam. Mart, Nisan, Mayıs aylarına kadar almam. Ha, siz alırsınız ben saygı duyarım. Son bilançosu şimdi gelecektir. Çok iyi olacaktır. Beni artık bu saatten sonra kesmez. Bakın beni kesmez. Sizi keser ayrı mesele. Ben bu saatten sonra gidip örnek veriyorum. Sasa alır mıyım? Şöyle Sasa alırım arkadaşlar. Şu anda almam. Burada neyi takip edeceğim sorusuna. Çok güzel bir çalışan direnç var burada gördüğüm kadarıyla. Ve burada da alt bantta bir sıkışma görüyorum. Bunu zaten söylemiştim. Böyle bir harekete doğru gidebiliriz diye. Nokta nokta da gidiyoruz. Sasa 40-42 lira bantlarına gelir. Burada bir deneme yaparım. Ben kendi açımdan konuşayım. Yani burada bir parçalı alıma yönelirim. Burada bir şansımı denemek zorundayım. Çünkü teknik anlamda bu şekilde gider. Şuradaki direnç hattım da güzel çalışıyor bakın. Yani grafiği çok güzel. Sasa'nın baktığında size iyi bir öngörülebilirlik sunuyor. Ben örnek veriyorum ve değerlendirir miyim bunu tartışıyorum. Yani kendimi analiz yapıyorum daha doğrusu. Ve burada baktığımda bir dalga sayımı da görebiliyorum iyi kötü. Yani burada da bir referans alıyorum. Diğer yardımcı araçları hiç incelemiyorum bile. Sadece grafiğe bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi ben 4'te, 2 ve 4'te risk almak zorundayım. Yani ben yatırımcıysam risk almak zorundayım. Ki burada şu kırmızı düşüş trendi olan 45-46 liralar kırıldığında en kötü ihtimal beni 50 liraya götürebilsin. 50 liraya da %25'lik bir kar marjı. Neyden kötü? Yani kısa vadede bu gelir. Yani bir buçuk ay gibi süreçte gelecek gibi duruyor. Ki bölgenin üzerinde kırılması artık beklenir. Bu saatten sonra yatayda konsolide olması çok da zordur bu kağıdın. Evet, bu seviyelere gelirken uyarıları yaptık. İşte 80 lira seviyelerinde patron zaten uyarmıştı. Benim firmamın değeri, kağıdımın değeri bu kadar değil diye. Ben yabancıya kağıt satacağım dedi. Tahsisli başvurusu yaptı mesela. Yani bu hareketin oluşacağını patron bize söyledi. Ben patronu tanımam etmem, savunduğumdan da değil. Ama işte haber akışlarını dinlemez isek, Sasa olanın derdi olmaz der isek, bu teraneye ayak uydurur isek, 2022'nin 11. ayında zirve görmüş, şu an 2023'ün 10. ayını bitiriyoruz. Yani bir yıl yataya aşağı yönlü sarmış ve yatırımcısını bezdirmiş. Şimdi Sasa olanın tasası var mı? Var. Niye? Bir dünya kağıt giderken Sasa belli bir bant aralığında dalgalandı. Bu dalgalanmayı bu şekilde tahmin edebilir miydiniz? Tabii ki hayır. Bu bir kalıp. Bu kalıbı uygun gördüler mevcut haber akışlarında. Bunu uyguladılar. O yüzden durumlar böyle arkadaşlar. İşte bütün kağıtlarınızda da kalıp arayacaksınız. O kalıpları bulduğunuzda teknik anlamdaki işte yardımcı araçların nasıl okulacağını falan hep değerlendirdik. Hep sizlerle birlikte paylaştık. Bunlar da size referans. Yani endekste çok farklı bir dönemdeyiz. Onu söylemek istiyorum. Malınıza sahip çıkın. Sasa baskılanıyor diye Sasa gitmeyecek diye bir durum yok. Gider. Ama 2024'de biraz vade koymanız gerekiyor. Yani seçim sonrasını aslında daha doğru olur. Çünkü buradaki dalga boylarının aralarındaki bantları da değerlendirdiğinizde tarih hesaplamaları da yapabilirsiniz. Yani 2024'ün ilk çeyreğinden sonrasında işte 60-70 liraların üzerine bir hareketi öngörüyor grafik. Yani şunu biraz daha şöyle dağıtacağız şöyle arkadaşlar. Yani burada tercihler hep sizin. Ha burada 40 liranın altında ne olur? Ulaşılmaz. Bir miktar daha aşağı yönlü salma, silkeleme hareketleri gelebilir. Tekrardan üçgene dahil olduğunda ya da yukarıdan gelen düzeltmeydi bununla birlikte kırdığında risk alınacak. Bunları yapamıyorsan, bu riski yönetemiyorsan borsada zaten işin yok. Topukla bir an önce uzaklaş. Arkadaşlar durumlar böyle. Bu da böyle bir analiz olsun.
Hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum yeni haftada. Takipte kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.